Bursa'da yaşıyor Öykü. Orada bunun için başvuruda bulunduğundan dolayı Türkiye'de ilk panik butonu devlet tarafından Öykü'ye verilmiş. Peki hiç geldin mi yanına, hiç denedin mi? Bunu duyurdun mu? Duydu mu bu adam bunu? Duymuştur mutlaka, çünkü şu mahkeme böyle bir karar verdi bana. Bu kararı aynı zamanda eşime de tebliğ ediyorlar. Yani dikkatli ol. Yani sen böyle bir durumla karşı karşıya kalırsan ceza yaptırım var, cezaevine atılacaksın diye. Yani bununla ilgili haberi var. Aynı zamanda basından görmüştür ama eşim zaten şu anda kendisi bizzat bana şiddet uygulamıyor. Arkadaşlarımla ilgili de hatta mahkeme kararım var burada. Uzaklaştım. Bu butonu vermek için ne arıyorlar? Ne yani mesela şey ne? Mesela neye göre veriliyor? Benim şiddet görmüş olmam ve mahkemede bununla ilgili kararlar çıkmış olması, tehditin yoğun olması, soruşturma aşamasında süren başka davalar da var. Yani bu mahkeme kararı olmadan ben şiddet görüyorum, tehdit görüyorum diye pat diye gidip vermiyorlar mesela. Hakimin kararı vermesi gerekiyor. Hakim kararıyla verildi bu bana. Ay bu süreçte olsam... de bir sürü kadın ölüyor yani. İşte yanlışlık ya, burada. Evet. Şimdi ya. İki de sordum ben çok içeride. Dedim an. Ki bastığınızda ne kadar sürede emniyet geliyor? 2 dakika ile 12 dakika arası dedi. Bu süreçte seni öldürür zaten gelene kadar. Mevzu şu, kadın ilk duyuruda bulunduğu an hemen tedbiri orada alınması lazım. Kadın dayak yiyor, ameliyat oluyor, bir yeri kırılıyor veya ölebiliyor ve ciddi yaralanma yaşıyor. Olay dava açılacak, mahkemeye gidecek, ama hakim karar çıkaracak. Şey var, bak ben tabii bu ki işi çok sevdim. Önemli. Nasıl biliyor musunuz? Ben mesela almak kolaylaşmalı o zaman, zorlaştırılmamalı. Birkaç defa şiddet gördükten sonra olmamalı. Çok, orada çok haklısın. Orada çok haklısın. Hemfikirim ama şunu caydırıcı görüyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Peki diyelim ki bunu sana verdiler. Hı-hı. Adam yanına yaklaştığı anda bastın. 2 dakika içinde emniyet evet. geldi. Aldılar. Ne yapıyorlar? Gene hadi güle güle mi? Hayır, yoksa? Hayır. Orada mesela bu şiddet ve tehdit tespitlenmiş de hemen cezaevine. Mesela ne? Ceza ne? Cezaevine. Ya. Cezaevinde. Evet. Ama cezaevinden kadınları gene tehdit ediyor. Bacım. Yani bu zaten belli bir süresi var. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Hı? Geldi ama sana vurmadı. Geldi Hı? orada. Yine içeri gidecek Hiç mi? Hiç böyle bir şey yaşamadığım için ya, yorum bu yapamıyorum. Bu çok etkili değilse. Yani bunun şu bence... Ne kadardır sende? Bu 10 gün 15 gün oldu. 6 aylığına verildi bana. Eğer gerek duyulursa tekrar uzatılacak. GPS üzerinden yerinizi buluyorlar ve anında telefonla polis irtibata geçiyor. Konuşamayacaksanız da... Ay göster şunu arada bir. Ay, görüyor. Ekranda varmış. GPS tamam. Üzerinden anında tamam. ulaşıp mesela sizin yerinize... Yorulma, ekranda var. Panik butonu almışsınız. Eşinizden şiddet gördüğünüz için. Bununla ilgili detayları ve bilgileri sizden alabilir miyiz? Neler anlatmak istersiniz? Şimdi her insan gibi ben de severek aşık oldum. Eşim Mehmet'le evlendim. Fakat insanın hayalleri bazen o düşündüğü gibi gerçekleşmiyor. Ve uzun zamandan beri ne yazık ki mutluluğun yanında eşimden şiddet de görüyorum. Ve bu ilerleyen zamanlarda kadın olmakla beraber hem şiddeti hem ihaneti tanıdım. İşin içine ihanet de girince şiddetin dozu daha da artmaya başladı. Ve bunun sonucunda karakola yansıyan dosyalar oldu. Halen de soruşturması devam eden dosyalar var. Bursa 6. Sulh Ceza ve 9. Sulh Ceza'dan 2 tane eşim hapis cezası aldı 5'er ay. Ve bunun üzerine ben boşanma davası açmıştım. Boşanma davası açtığım mahkeme aynı zamanda eşime 6 ay evden uzaklaştırma ve bana zarar vermemesi, tehdit etmemesine dair karar çıktı. Ve yaşadığım sayısız şiddet olayından dolayı aynı zamanda polis koruması verildi bana. Çağrı üzerine polis geliyor. Fakat eşimle ilgili böyle bir karar çıkarken aynı zamanda bu sefer eşim gayrimeşru bir hayatı olduğu için çevresindeki arkadaşlarını kullanarak bana şiddet uygulatmaya başladı. Aynı zamanda o arkadaşı için de verilmiş bir mahkeme kararı var. Bunları anlatırken aslında üzülüyorum. Fakat söylememin nedeni şu. Ben bilinçli bir kadınım. 2 tane üniversite bitirdim. 3.sünü okuyorum. Ben bilinçli bir kadın olarak şiddeti yaşıyorsam eğer köyde veya ücra köşelerde şiddeti yaşayan kadınların ne derece çaresiz olduklarını tahmin edebiliyorum. Ben Sayın Aile Bakanımızın Fatma Şahin'in açıkladığı bu panik butonunu güvenlik için aldım. Çünkü en son saldırıya uğradığımda telefon etme şansım olmadı. Keşke telefon edebilseydim. Elimde koruyucu bir önlem olmasaydı ben o gün ciddi derecede yara almış olacaktım. Ve bakanımızın açıklaması üzerine halen boşanma davamızı sürdüğü 4. Aile Mahkemesi'ne başvurarak
bu panik butonuyla ilgili karar aldım. Ve o Şönüm'e başvurdum, şiddeti önleme merkezine başvurdum. Sayın İl Müdürümüz ve Şönüm Müdürümüz sağ olsun yardımcı oldular bana. Ve orada anlattıklarından ben Türkiye'de ilk defa bu cihazı benim aldığımı öğrendim. Ve şu anda bu cihazı ilk kullanan benim. Benden sonra alan olduğumu bilmiyorum. Bunun bana verdiği şöyle bir şey oldu. Özgüvenim arttı. Çünkü sokak hep sağa sola kontrol ederek hayatımı sürdürüyordum. Şu an böyle bir şansım yok artık. Yani daha rahat, daha güvenli olduğumu hissediyorum. Şu düğmeye bastığım zaman 8 saniye içinde polis noktasına ulaşıyor ve anında benimle temasa geçiyorlar. Eğer konuşamayacak durumdaysam ortam dinlemesiyle bana ulaşıyorlar veya mesaj gönderebiliyorum ve anında en geç 12 dakika içinde polisin müdahale ettiğini söylediler. Bu yerine ve zamanla göre daha az veya daha uzun süre olabileceğini belirttiler. Pilot bölge Bursa ve Adana'da uygulandığını belirttiler. Tabii ki deneme sürecinde aksaklıklar olabilir ama inşallah buna ihtiyacım olmaz. 6 ay boyunca mahkeme bu cihazı kullanmama karar verdi. Şimdi ben Yalova'da doğdum. Ailem Yalova'da ve ben üniversite döneminde Bursa'ya geldiğimde Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği'nde okurken eşimle tanıştım. Tesadüfen arkadaş ortamında tanıştım. İlk zamanlar flört ettik. Daha sonra ilerleyen aşamada aynı evde oturmaya başladık. Yaklaşık 4-5 sene beraber oturduk. Sonra cinsiyet değiştirmeye karar verdim. Ve cinsiyet değiştirdikten sonra da 2007 yılında evlendik. Bu esnada ben Bursa'da ilk defa Türkiye'deki cinsel sorunlar, cinsel azınlık olarak görülen gay, lezbiyen, biseksüel ve transseksüeller için Gökkuşağı Derneği'ni kurdum. Ve bu dernekte arkadaşlarım hak ve hukuksuzluklar karşısında haklarını elde etmesi için mücadele ettim. Ve daha sonrasında da siyaset yapmaya karar verdim. Çünkü derneğin buna yeterli olmadığını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girerek 550 tane milletvekilinin arasında benim kimliğimdeki arkadaşlarım sesini duyurabilecek bir insan olması gerektiğine inandım. Ve CHP'den milletvekili adaylığı başvurusunu yaptım. Ve geçen dönemde seçilemedim ama inşallah bundan sonra olur. Ve sonraki süreçte ilk önce delege oldum. Daha sonra da il delegesi oldum. Ve şu anda CHP'de sevilen, sayılan, takdir gören bir kişiyim. Aynı zamanda bu süreç içinde bu Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma Fonu'ndan bir iş yeri açmak için kredi aldım ve kendime bir bijuteri dükkanı açtım. Ve bu işle ilgilendim. Tabii ki eşimle kötü günler geçirirken bu her şeyi etkiledi, işime, hayatıma, her anlamda. Çünkü birkaç kere saldırıya maruz kaldım, kendime, işime odaklayamadım. Eşimle zor günlerde ayrılma kararı verdiğimizde bu hayatın her şeyi alt üst, yani hayattan vazgeçecek kadar kötü günler yaşadım. Ve şu ana kadar en az 10-15 tane adliye yansımış dosya var eşimle ilgili. Ve bunun sonunun iyi olmadığını ve ben bu işe yol koyarken sonumun Ayşe'li Paşalı gibi olmasını istemiyorum. Çünkü yaşamak çok güzel, yürümek çok güzel, konuşmak çok güzel, her şey çok güzel. Karşınızdaki insanın size ne gibi zararlar verebileceğini bildiğiniz zaman insanın tedirgin olmasının çok normal olduğunu düşünüyorum. Vallahi hayat kolay değil, zor. Ve insanlara bunun bir çözüm olduğunu görmeleri için sizle konuşmaya karar verdim. Çünkü kadınlar çok çaresizler, kadınlar şiddeti görüyorlar, kadınlar ihaneti yaşıyorlar. Aynı zamanda ben eşimin başka bir bayanla beraberliği olduğunu öğrendim. İşte ona gitmek için bana şiddet uyguladığını öğrendim. Meğerse hani bahane bulamadığı için, o bayanın yanına gitmek için bahane bulamadığı için bana şiddet uyguladığını öğrendim. Ve ben bunu evli bir erkekle beraber olduğu için, bunu bile bile yaptığı için aynı zamanda buna tazminat davası açtım. Yargıtay kararları da vardır bu konuda. Tazminat davası açtım. Beni maddi manevi yıprattığı için. Bir de eşimin aynı zamanda bir travesti arkadaşla beraberliğini olduğunu öğrendim. Hatta bu kişi bana saldırmıştır, ayağımı satırla kesmiştir. Bu da yine adliyelik mevzudur. Yani hepsi ayrı ayrı bir olay, ayrı ayrı bir haber. Çok zor günler yaşıyorum. Sayın Bakanımızın
uyguladığı bu yöntem, sayın devletimiz uyguladığı bu yöntem benim için çok önemli ve bana çok faydası olacağına inanıyorum.